Değerli izleyiciler, iyi akşamlar. Günün bazı haber başlıklarını sizlerle hızlı bir şekilde paylaşmak istiyorum. Bu tarz haberlerin devamı için takipte kalmayı ihmal etmeyin. ORC bir anket yayınladı. Cumhur İttifakı %36,6, Millet İttifakı %44,2, Emek ve Özgürlük İttifakı ise %7,4 çıkmış bu ankette. HDP'nin oy oranında %10'un üzerinde olduğunu zaten biliyoruz. Yani bu seçim her iki ittifak içinde garanti değil. Çantada hiçbir şekilde keklik değil. İyi Parti'de ise bir düşüş eğilimi var bu ankete göre. Nedeni ne? Ortak aday meselesinde henüz İyi Parti bir tavır sergileyebilmiş değil. Eğer ki İyi Parti'de CHP'nin yanlış aday konusunda ısrar eder ve yanlış adaya destek verirse İyi Parti'de müthiş bir erime devam edecek. Zafer Partisi'nin yükseldiğini nitekim zaten bu yüzden görüyoruz. Şimdi Halk TV Tele1'de de bir haber dolaşıyor. İsmail Saymaz özellikle bunları ortaya atıyor. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve diğer muhalif parti liderleri altılı masada yer alan herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını aslında istiyormuş. Bunların yorumlarına bakarsak sadece Meral Akşener istemiyor. Ama böyle bir şey olmadığı Halk TV yorumcularının, Tele1 yorumcularının iddiasının aslında doğru olmadığı bugün ortaya çıktı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dedi ki, "Benimle misiniz? Çıkışının altılı masayla alakası yok. Kendi partisinin içine yönelik konuşuyor Sayın Kılıçdaroğlu," dedi. Ve kendilerinin de masaya ortak bir aday sunacaklarını belirtti. Yani bizim gönlümüzdeki aday Kılıçdaroğlu'dur, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay veriyoruz falan demedi. Ki zaten Kılıçdaroğlu'nun 2020 senesinde bir açıklaması var. Cumhurbaşkanı adayı diyor, parti lideri olmamalı diyor. E sen altılı masayı kuruyorsun, sonra Bülent Kuşoğlu'nu öbür taraftan konuşturuyorsun. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kabul edilmezse masa dağılır diye tehdit ettiriyorsun masadaki kişileri. Eğer bu masa senin adaylığını topluma dikte etmek için kurulduysa zaten dağılsın. 9 kere denedik. 9 kere denediğimiz bir adamla 10. kez deneyip farklı bir sonuç bekleyemeyiz. Bunu Levent Gültekin de söylüyor, aklı başında birçok gazeteci de söylüyor. Değerli büyüklerim, sizlerden de rica ediyorum, artık bir gerçekleri görün. Halk TV'ye, Tele1'e bakarsanız siz AKP zaten kaybediyor. Sözcü gazetesine bakarsanız 20 senedir, bir de bunun öncesinde Gözcü gazetesi vardı, 20 senedir AKP bitti, mahvoldu, baraj altında kaldı. Sözcü'ye, Gözcü'ye, bu tarz gazetelere baktığınız zaman AKP'nin Türkiye'de barajın altında kalması lazım, ama bunlar farklı bir paralel evrende yaşıyor. Muhalif olmanın kaymağını yiyor bu gazeteler, bu televizyon kanalları. Ana muhalefet partisi deseniz salıdan salıya konuşmayı, sıkıştıkça Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyi siyaset sanıyor. E siz Deva Partisi olarak, Gelecek Partisi olarak, efendim İyi Parti olarak bir farklılık istiyorsanız, muhalefetin değişmesinden yanaysanız bu adamların peşine takılıp da yanlış aday konusunda ısrar etmeyeceksiniz. Yoksa var ya, 5 sene sonraki seçimde ortada ne İyi Parti kalır ne Deva Partisi kalır, açık ve net söyleyeyim. İkinci el otopazarında da bazı daralmalar meydana gelmeye başlamış. Krediye erişmede vatandaş zorluk çekiyormuş. Dolayısıyla Temmuz'dan sonra Ağustos ayında da daralma olmuş. Ya benzin fiyatları fırlamış gitmiş. Vergiler ortada. Vatandaş araba alsa evinin faturasını mı ödeyecek, kirasını mı ödeyecek, aracının benzinini doldurup vergisini, sigortasını mı ödeyecek? Dolayısıyla toplu ulaşıma ilgi daha da arttı. Dün beğenmediğimiz, pek ilgi göstermediğimiz araçlar bile bugün lüks sınıfına girmiş durumda. Bunlar neyin hesabını yapıyor? E sıfır almak isteyen vatandaş da günlerce, haftalarca beklediğini söylüyor. Başka bir haber. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında CHP kararını verdi. Bir yıl geçici olarak parti üyeliğinden çıkarılmasına karar verdi. Hiçbir etkinliğe, grup toplantılarına falan katılamayacak. Bir sene sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhtemelen geri dönebilecektir. Bir de sosyal medyada şimdi bir iddia dolaşıma sokuldu. 20 liralık madeni paralar basıldı diyorlar. Oysa bunun gerçekliği yok. O paralar Ayasofya için 2020 senesinde basılmış paralardan oluşuyor. Bu kapsamda 5.000 adet gümüş, 10.000 adet bronz hatıra parası basılmış. Yani o 20 liralık madeni paralar hatıra parası. Tedavülde olan, işte piyasaya sürülmüş, kullanılan devasa büyüklükte bir para söz konusu değil. Ayasofya için basılmış hatıra parası. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir burs haberi var. 75 bin öğrenciye 4.500 lira genç üniversiteli desteği sunacaklar. Geri ödemesiz üstelik bu para. 4.500 TL'lik başvurular 16 Ekim'de sona erecek. Öğrencilerin başvuracağı yerde İstanbul Senin uygulaması. Eğer çevrenizde okuyan üniversite öğrencisi, çoluğunuz, çocuğunuz, torununuz, kardeşiniz varsa bu duyuruyu onlarla paylaşın.
İstanbul Sen'in uygulaması üzerinden 75 bin üniversite öğrencisi burs alabilecek. 4.500 TL ödeme yapılacak. Ekrem İmamoğlu'nun bu projesini nedense medyanın büyük bir bölümünde de göremedik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.